Arkadaşlar bu soruda üçgen içerisindeki ifadelerin rakamları toplamı, kare içerisindeki sayıların da rakamları çarpımı verilmiş. Bize de A ile B'nin toplamının 15, C ile D'nin çarpımının 18 olduğu buradan anlaşılıyor. Şu ifadede toplamları A artı C artı D, bunların da çarpımları A çarpı B çarpı C değerimizin alabileceği en küçük değerden bahsedilmiş. Hocam bu ifadenin en küçük olabilmesi için özellikle çarpım kısmını küçük tutmamız lazım. Çarpım kısmının da küçük olması şu anlama gelir. Özellikle A, B, C sayılarını küçük yapmamız gerekiyor. Biz A ile B ile alakalı ne biliyoruz? Toplamların 15 olmasını biliyoruz. Hocam bu adamlarda A artı B neymiş? 15. Özellikle A'nın ve B'nin ikisinde toplamları 15 olan iki sayının çarpımlarının en küçük olabilmesi için ne olması lazım? Bu sayılar birbirinden uzak seçilmesi gerekiyordu. Hocam burada da zaten en fazla 9 verebiliyoruz değil mi biz bu sayılara? B'ye 9, A değerimize de 6 değerimizi verebiliriz. Hocam neden A'ya 9, B'ye 6 değil derseniz, B'yi tekrar burada kullanmayacağım, A'yı tekrar kullanacağım için, iki defa arttırmamış olmak için A'ya 6, B'ye 9 değerlerini verdik arkadaşlar. Şimdi C ile D'nin çarpımı da ne kadarmış? 18'miş. Bizim bildiğimiz çarpımları 18 olan bir sayının toplamlarına bakmış olsaydık bunlar bir nevi toplanacak. O yüzden hocam C'ye 2, D'ye 9 veririz. 2, 9, 18'den dolayı. Geldik A ile C'ye. A zaten 6'ydı. Bize C değerimiz kaldı. Hocam C de zaten 2'ydi, burada bulmuştuk. Bu arkadaşların toplamları, bunlar da yazacak olursak arkadaşlar 6 kere 9 54, 2 ile çarptık 108 burası. Buradaki sayılarımızın toplamı da 9, 11, 17 olarak bulundu. 108, 17 daha 120, 135 olarak pardon 125 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Aşkım.